gidiyor, uçak geliyor hemen bana. Tamam, gördün mü adım? Helikopter var, her şey var elimde. Hem de başkanım oğlum, başkan. Hayırlı günler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız kurbanda? Vallahi ne yapacağım usta? Kurban kesme şansımız zaten yok. Eskisi gibi Kurban Bayramı hiç yok. Kimse kimseyi gördüğü zaman yanına gitmiyor, bir şey etmiyor. İşte ortadan durumu belli. Ne diyeyim ben? Yani ekonomik bir sıkıntı var diyorsunuz abi. Sıkıntı zaten var. Türkiye'de var. Sadece bende yok ki. Herkeste var. Adam akşamına evine ekmek götüremiyor. Bir şey de mi? Ne olacak? Bir şey yok. İşte biz de aylak aylak oturuyoruz abi burada. Başka bir şey yok yani. Amcacığım, geçen seneye göre kurban fiyatlarında bir değişiklik var mı? Geçen sene kurban kestiğinizi söylüyor. Aynı fiyat gibi geliyor bana bu sene. Geçen seneyle bu senenin arasında hiçbir fark yok. Yani bir fiyat artışı falan yok diyorsunuz. Gibi geldi bana. Ben öyle görüyorum yani. Kurban Bayramı yaklaşıyor amca. Kurban kesecek misin? Kurban kesemiyorum. Paramız fazla yok ya. Bu pandemi beni de mahvetti diyorsun yani amca. Olsun olsun. 10 ton vurduk hep ya. 10 ton vurduk hep ya. Amcalar yaşıyor. Efendim? Amcanın iddiasına ne diyeceksin? 10 ton. Yalan söylüyor bu ya. Yapıyor emekli, emekli 2,5 milyar maaş aldı ya. Ve az bu zayıflık var. Abi bu kapta zayıflık var. Yapmasın. En az kurbana 10 milyar vermesi lazım. Böyle zengin adam. Ben Allah'ın izniyle kesiyorum. 7 milyar verdim 120 kilo geliye. Kurbanda torun, çocuklar sizi ziyarete gelecek mi amca, bekliyor musun? Allah'ın izniyle virüs işi kalktı. Özlediniz değil mi onları? Tabii yeğenim Allah'ın izniyle. Kesemiyorum, borcum var şu anda. Bu pandemi ekonomik yönden herkesi bir borca soktu galiba. Evet soktu. Buna da şükür olsun yavrum. Buna da şükür, Allah'a şükür olsun. Bu Kurban Bayramı'nda çoluğunuzla, çocuğunuzla güzel bir anlar geçirirsiniz o zaman. Evet tabii. Torunumla, torbanla vakit geçireceğiz, ne yapalım? Allah üzerimize keseceğim. Bir kurbana kaç kişi giriyorsunuz abi? Vallahi durumuna göre 5 kişi, 7, en fazla 7 kişiye kadar giriyoruz. Geçen seneye göre kurbanlıklarda bir artış, bir fiyat yükselmesi var mı abi? Ya biraz yükseklik var, şöyle bir 1 milyon falan var yani, var. Yükseklik var biraz. Bu Kurban Bayramı'nda başka ne yapacaksınız abi? Vallahi Kurban Bayramı'nda işte basınması bir oğlum var Kayseri'de. Onu çok özledim, torunumu özledim. İnşallah onlarla sohbet edeceğiz. Bayramda gelemiyor ama bayramdan sonra görüşeceğiz yani. Bizden de o zaman oğlunuza hem meslektaşımıza buradan selamlar olsun. Siz de selam göndermek isterseniz kameraya. Ben de Engin Gümüş'e, Kayseri TV'ye, Engin Gümüş'e kameramana orada selam yolluyorum. Sizden Allah razı olsun, işiniz kolay gelsin. Keseceğim tabii ya, keseceğim. Geçen seneye göre bir artış var mı kurbanlıklarda abi? Yani mümin olan da ondan sonra böyle yani bu yani vaciptir, hem sünnettir. Yani hali vakti yerinde olan kesecek yani, kesmesi lazım. Öyle mi? Öyle. Orada fakir fukara da yoksa onları da şey yapacak ondan sonra, yedirecek, ikram edecek yahut evine çağıracak. Böyle yani. Hepsini yani şey yapıp da yani dolabın içine koymayacak, yan gelip yatmayacak. Yanlış mı? Yani, payları bölüştürecek. Tabii canım, öyle ondan sonra. Benim şimdi burada bir nefesim çıktı mıydı, bu kurbanından da her şeyden de ondan sonra çok önemli. Bu oldu mu da her şey olur, korkma. Gariban adamın kurbanı olur mu? Niye abi, niye öyle diyorsunuz? Kurban zengin adamın işi. Biz gariban adamız. Biz aç karnımızı zor doyuruyoruz. Bu pandemi ekonomik yönden bizi mahvetti diyorsunuz yani abi. Pandemi bizi hayattan soğuttu arkadaşım. İş yok, güc yok. Pandemide çalışamadık, edemedik. Bir sürü sıkıntı, borç, harç, gülle gidiyor bizde. Devlet pandemide ailelere yardım etti. Size yardım gelmedi mi acaba? Evet, verene veriyor. Bize gelince bir şey, bize bir şey yok. Verene veriyor. Veren aldı. Ama bağ soracaksan bağ bir şey yok. Ama ha başkalarına verdiler, aldı millet. Bağ göre bir şey yok. Onun için biz de kurban kesemiyor. Hayır, kesmeyeceğim. Pandemi ekonomik yönden hani bizi gidişatı kötü yaptı diyorsun. Ekonomik yönden, evet.